Selamlar herkese. İstediğim Rol Kalmadı serisinin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Üst koridorda Renekton oynanışını anlatıyor olacağım. Her rol için yapacağımı söylemiştim bunu. Biraz üst koridor üzerinden devam ediyorum. Şu an aklımda bir tane daha üst koridor için şampiyon var. Sonrasında orta koridor için çok rahat oynanabilen iki tane güçlü şampiyon var aklımda. Bunların hepsini seçiyor olacağım. 10 videoluk maratonu yarın yapıyor olacağız eğer bir aksilik olmazsa. Yani bugün çekimlerini yapıyor olacağım. Yarın da yüklüyor olacağım. Bugünün videosu muhtemelen sadece bu olacak. Yakında Kindred da oynamak istiyorum. Yeni çıktı, Türkiye sunucusuna geldi. Her maçta mutlaka bir tane Kindred oluyor. Ve ya oynaması oldukça eğlenceli bir şampiyon olsa da oldukça zor bir şampiyon. Özellikle rakipte orta koridor ve ormancı belli bir sinerji içinde oynuyorsa gerçekten çok zor anlar yaşıyorsunuz Kindred orman oynarken. Bakalım onlara da değineceğiz. Kindred'i de anlatacağız. A'dan Z'ye de Kindred'i anlatacağız. O zaman da biraz daha var tabii. O zamana kadar daha iyi öğrenmiş olurum Kindred'i. Şimdi üst koridor Renekton. Şimdi Renekton üst koridorun en kabadayı şampiyonlarından biri. Gerçekten oynaması kolay olup gerçekten çok güçlü olan şampiyonların başında yer alıyor. Hani başlarında diyecektim ama bildiğim başında yer alıyor. İlk sırada olabilir hatta. Eşyalarımızı alalım. Doran'ın kalkanı başlangıcını çok fazla yapmaya başladılar Renekton'a. Ben normalde Doran kılıcıyla başlıyordum Renekton'a ve zaten o şekilde oynanıyordu. Fakat Doran kalkanı başlangıcını bol bol yapıyorlar. Hatta biz, bu sefer biz de bu şekilde yapalım. Zaten hani sağlam bir şekilde, safe bir şekilde oynamak istiyorsanız, güvende olmak için alıyorsanız Doran kalkanı daha iyi olacaktır. Çünkü belli bir can yenilemesi sağlıyor size. Artı can sağlıyor. Renekton neden bu kadar güçlü? Bir, kendi can çalması var. Yani can çalma gibi değil aslında. Yetenekten gelen bir kendine can kazandırma yeteneği var. Q yeteneği belli bir hiddetin üzerine çıktıktan sonra can kazandırıyor. 2. Sersemletmesi var ve oldukça güçlü bir sersemletme. Hem hasarı çok yüksek veriyor hem de gerçekten uzun süre sersemletiyor eğer hiddetle birlikte kullanacak olursanız. Özellikle koridor baskınlarında neredeyse garanti skor çıkarabilmenizi sağlıyor. E yeteneği var. Neredeyse 2 flash menzilinde, 2 sıçra menzilinde bir kaçış mekaniği var. Duvarlardan geçebiliyorsunuz E yeteneğinizle. Hasar çok yüksek. Ultisi de can veriyor. Ölmüyorsunuz, öldürüyorsunuz. Gerçekten dediğim gibi oldukça güçlü bir şampiyon. Ne oldu? Koridor değişimi mi istiyorlar? Değiştirmeyin koridor. Normalde böyle zorlanacağını hissettiği anlarda ben arkadaşlarımla koridor değiştiririm. Fakat ki zaten hani ben Ahri'yi görmemiştim. Fakat üst koridorda oynayacağımız için değiştirmem diyecektim. Pardon, bir mesajı yanıtladım. Geldim şimdi. Hatta Renekton'un karşısında çok uzun bir süre şampiyon bulamamışlardı. Yani yeni şampiyonlar, yeni eşyalar yokken Renekton gerçekten rakipsiz durumdaydı. Ve ilk defa sanırım kim olduğunu hatırlamıyorum ama ilk defa Trundle alarak Renekton'u koridorda yenebilen bir şampiyon bulmuşlardı ve deli gibi Trundle üst koridor oynanmaya başlamıştı o zamanlarda. Gerçekten Renekton'a karşı durabilen tek şampiyondu. Renekton birebir de aşırı güçlü. Ya tabii şu anda öyle bir durum yok. Eskiden sürekli olarak üst koridorda birebir takaslar gördük, birebir skor çıkardı sürekli. Artık profesyonel seviyede neredeyse birebir savaş yapılmıyor. Bu yüzden de çok fazla tercih edilmiyor. Fakat Dünya Şampiyonası'nda Marin'in mesela Renekton'a, pardon, Darius'a karşı aldığını gördük ve gerçekten fena iş yaptı. Şu hasar görüyorsunuz. Yeteneklerini açıklayacağım Renekton'u şimdi. Pasifi Hiddet Saltanatı. Renekton saldırı başına 5 öfke kazanıyor. 50 öfkeye ulaştığında yeteneklerinin ekstra özellikleri olmaya başlıyor ve gerçekten önemli özellikler bunlar. Mesela Q yeteneği can dolduruyor. Bir saniye. Şuradan bir çıkalım. Q yeteneğim gelecek. Kullandı. Bu nasıl bir psikolog düşmanlığıdır anlamıyorum. Başta tanıdılar diye. Şimdi 3 kişi üst koridora gelmek ayıp oldu ama sıkıntı yok. Biz orada Renekton'un gücünü kullanarak gerçekten bir skor çıkarmayı başardık. Gerçekten Renekton böyle bir karakter. Ne kadar sıkıntılı bir durumda olsanız da 1'e 2 durumda, 1'e 3 durumda ölmeden önce en azından skor çıkartabiliyorsunuz. Çünkü gerçekten güçlü. Yani karakterin doğasında var bu. Q yeteneği dediğim gibi kendine can dolduruyor. W yeteneği sersemletme uyguluyor. Ve karakter ölmüyor da öldürüyor da. Özellikle
Ultisi açıldıktan sonra 1-2 durumda neredeyse kaybetme ihtimaliniz yok. Rakibin çok iyi oynaması lazım. Başka türlü her türlü kazanıyorsunuz yani. O derece diyebilirim. Bu arada sanırım bir anlaşmazlık yaşıyorlar Rengar ve Riven arasında. Neyse biz iki kişiye karşı dururuz gayet. Bu arada Riven büyük bir hata yaptı. Renekton'un içine yürümeyeceksiniz. Hiçbir şekilde yapmamanız gerekiyor bunu. Şimdi 50 hiddeti geçtikten sonra kullanmaya çalışın Q yeteneğinizi. Çünkü bir can kazanıyorsunuz. E yeteneğinizle harcamayın. Yani hiddetinizi E yeteneğinizle harcamanıza gerçekten gerek yok. Zırh kırıyor. Zırh kırmanız gerekmeyecektir. Q yeteneğinizi kullanırsanız dediğim gibi daha fazla canınız olur. Özellikle ne kadar fazla hedefin arasında kullanırsanız o kadar fazla can çalıyorsunuz. W yeteneğinizle kullanırsanız sersemletmeniz daha uzun sürer. Gerek yoktu ona da. Neyse. Sıkıntı yok. İşte benim klavyem biraz geç basıyor. Yani ben bastıktan sonra şu anda bir saniye falan geç algılıyor. Onun nedeni de pilim bitiyor olması muhtemelen. Hala değiştirmedim pili. Klavyeyi bir ara değiştireceğim. Neyse yeni pil takarız birazdan. Şu an ışından atan muhtemelen Rengar. Zaten başkasında ışından yok. Aslında biraz bekleyebiliriz ama onun yerine ağır kanı alıp koridora gelmek daha iyi olacaktır. Biraz bekleseydim şey olurdu. 6. seviyeye ulaşacaktım zaten ve 6. seviyeye ulaştıktan sonra da direkt skor çıkartabilirdik. Benim sanırım yeni pili şu an takmam gerekecek yakın zaman içerisinde. Neyse. Bu maç idare etmeye çalışayım. Yakın yakında. Tamam, düzeldi gibi. Renekton'un üst koridorda bu kadar rahat olmasının nedeni dediğim gibi. Yani karşısında durabilen şampiyon sayısı çok az çünkü hem hasarınız var, hem sersemletmeniz var, kitle kontrolünüz var, hem de kaçışınız var. İstemediğiniz hasar takaslarına giremiyorsunuz zaten. İsteseniz bile giremiyorsunuz. Her türlü can kazanıyorsunuz. Q yeteneğinizi ne kadar fazla minyonun arasında kullanırsanız o kadar fazla can çalıyorsunuz. Fakat dikkat etmeniz gereken bir nokta çok fazla ittirmemek. Yani Q yeteneğinizi kullandığınızda çok fazla hasar veriyorsunuz etrafınızdaki minyonlara. Şöyle bir alanı var. O yüzden koridoru çok hızlı ittirmemeye çalışın. Sonrasında sıkıntı yaşamamak için bunu yaparsanız iyi olur. Gördüm orada sıkıntı yaşadığını ama o an gidesim gelmiyor. Sonradan pişman oldum. Savaşa girerken ultinizi açın mutlaka. Bu sayede hasar veriyor olursunuz ekstradan. LeBlanc'ı bekliyorum şu anda. Güzel. E yeteneğinizle duvarlardan geçebildiğinizi unutmayın. Bu da çok büyük bir avantaj sağlıyor size. E yeteneğinizi eğer iki kez kullanmak istiyorsanız mutlaka bir hedefe çarpmış olması gerekiyor ilk kullandığınızda. O yüzden diyelim 2-1 bir durum oldu. Yani rakip ormancı baskın attı size ve oradan kaçmak istiyorsunuz. Arkanızdan gelecekti muhtemelen rakip ormancı. Onun üzerine E yeteneğinizi kullanıp sonra tekrar E yeteneğinizi kullanarak gerçekten uzak bir mesafeye ulaşabilirsiniz. En azından rakip üst koridor oyuncusundan uzaklaşmış olursunuz. Tek başına ormancı da muhtemelen fazla bir şey yapamaz karşınıza. Yani Renekton'u üst koridorda oynamak gerçekten kolay. Benim en nefret ettiğim şampiyonlardan biriydi zamanında. Profesyonel zamanında oynarken herkes üst koridorda Renekton oynuyordu. Gerçekten herkes üst koridorda Renekton oynuyordu. İstisnasız bir şekilde. Ve ben deli oluyordum. Sonra karşısında yani Renekton'un karşısında Irelia oynamayı öğrendim. Tam olarak nasıl oynamam gerekiyorsa onu öğrendim. Uygulamaya başladım. Ve gerçekten çok fazla iş yapıyordu Irelia. Şöyle Irelia ile Renekton'u yenmek mümkün. Sadece oyun başında dikkatli oynamanız gerekiyor. Oyun başında dikkatli oynarsanız kazanıyorsunuz. Bu arada kuleye vurarak hiddet biriktiremezsiniz. L6'da çok rahat bir şekilde girebilen bir şampiyon Renekton. Onu da unutmayın. Mesela Sivir'in büyük halkanı benim W yeteneğimi engellemiyor. Renekton'un W yeteneği düz atak olarak geçer. İki tane düz atak olarak geçer. Bu yüzden on hit efekttir. Ve Sivir'in büyük halkanı engellemez. Yani hasarını engellemez. Sersemletmesini engeller ama hasarını engellemez. Bu da gerçekten sizi üstün kılıyor böyle durumlarda.
İkinci olarak E yeteneğinizi fulleyebilirsiniz. Yani W'yu fullemenize gerek yok. Bekleme süresinde azalma için E yeteneğini fulleyebilirsiniz. Zaten hiddet ile kullandığınızda W'nuz her türlü iş yapacaktır. Ben yani ilk Q sonra E yeteneğimi fulliyorum Enekton oynarken. Eskiden bu şekilde yapıyordum. Son uzun zamanlarda da bir değişikliğe uğradığını düşünmüyorum. Sadece eşya konusunda çok fazla değişiklik oldu Renekton'da. Tabii kaçalım. Lee'nin ultisi varsa ultiye ölürüm, o yüzden dikkatli oynuyorum. Moskor da almak istiyorum aynı zamanda. Orada Riven güzel geldi. Biz fazla uzattık. Riven'ın gelmesiyle birlikte W'sunu da Riven'a kullandı. Kaçtı orada Lee Sin. Fazla zorladım ama yani gerek yoktu, zaten çok normal bir oyunda değil. Ben size Renekton'un mantığını anlatıyorum. Eşya seçimi olarak şöyle. Eskiden ilk eşya olarak Renekton'a iki tane kasma şekli vardı. Bir, Tiamat, onu da Hydra'ya dönüştürüyordunuz. İkincisi de ilk eşya olarak, gösteriyorum hemen. Nerede o eşya? Bir dakika. Ölüm Ateşi pelerini nerede? Ha doğru, artık Bami'nin alevi ile yapılıyordu. İlk eşya olarak Bami'nin alevi alınıyordu. İkisi de gerçekten güçlü oynanış biçimleriydi. Hatta şöyle söyleyeyim. İlk Renekton piyasaya çıktığında mutlaka ilk eşya olarak hırpalayan alınıyordu. Mutlaka, mutlaka herkes ilk eşya olarak Renekton'a hırpalayan alıyordu. Fakat sonra Darien, yani Gambit takımının oyuncusu olan Darien yine bir fikir edindi. Dedi ki ben ilk eşya olarak tank kasacağım. Önce işte gün ateşi pelerini çıkacağım. Ve bir anda meta haline geldi. Çünkü o kadar iyi oldu ki Renekton'a tank kastığınızda hem hiçbir şekilde hasar yemiyordunuz hem de inanılmaz derecede hasar veriyordunuz. O gün ateşi pelerini özellikle etrafındakilere hasar veriyor. Ultisiyle birlikte birleşiyor Renekton'un. İyice hasar verebilmeye başlayan bir oynanış biçimiydi. O yüzden bir anda meta haline geldi. Herkes oynamaya başladı. Fakat işte şu anki hali, yeni eşyaların da oldukça güçlü olmasıyla birlikte oldukça farklı. Şu anda eşya dizilimi olarak en iyi dizilim, İlk olarak Karabalta çıkmak. Sonrasındaki eşya olarak ben Sterak tavsiye ediyorum. Yine Hydra çıkabilirsiniz. Hydra da oldukça güçlü bir eşya ama dediğim gibi Sterak gerçekten güçlendiriyor şampiyonu. Onun dışında ölü adamın zırhı alabilirsiniz Renekton'a. Bir sürü eşya tercihi yapabilirsiniz açıkçası. Tamam, buradan çıkaralım bir herkese, ondan sonra devam edelim. Mesela başka bir şampiyon olsa bu sıkıntı olabilir. Yani bu kadar nasıl söylenir? Olay çıkıyor olması sizi tedirgin edebilir. Fakat Renekton oynarken tedirgin olmuyorsunuz. Çünkü gerçekten karakterin doğası bu şekilde. Yani korkmuyor. Gerçekten man mod dediğimiz o nasıl söyleyeyim, yabancılarda man mod denilen daha doğrusu. Hiç korkusuzca her türlü alana girebiliyor, savaşı yapabiliyor. 1v5 bile girdiği zamanlar olabiliyor yani Renekton. En azından kasmışsa yapabiliyor bunu. Ve en azından bir hedef çıkartıp öyle ölmeyi sağlayabiliyor gerçekten. Tamam, çıkalım artık, abartmayalım. Pek bir üst koridor oynanış olayı olmadı bu maçta. Çünkü sürekli olarak birileri gelip gidiyordu falan ama yine de bir tane daha video bile çekebilirim Renekton üst koridor konusunda. Gerçekten güzel, oynaması eğlenceli ve çok güçlü çünkü. Ben Tiamat tavsiye etmiyorum şu anki eşya diziliminde. Yani ekstradan o kadar hasara ihtiyacınız olduğunu düşünmüyorum. Eğer gerçekten hasara ihtiyacınız varsa takımdaki hasarı
sağlayacak olan kişiyseniz alabilirsiniz. Fakat onun haricindeki durumlarda Serac gitmenizi tavsiye ederim. Çünkü Serac gerçekten zaten ölümsüz olan Renekton'u iyice ölümsüz hale getiriyor. Verdiği kalkanla birlikte gerçekten güçleniyorsunuz. Alt koridora gidelim. Alt koridora bayağıdır giden yok. Ya Renekton'un oynanışı böyle. Hiddetinizi kesinlikle yeteneğinizle kullanmayın. Bol hiddet biriktirin. Koridoru çok fazla ileriye götürmeyin. Fakat götürebilirsiniz. Yani o kabadayılığı yapabilirsiniz. Yaptıysanız E yeteneğinizi agresif bir şekilde harcamamaya bakın. Garanti skor almayacaksınız. Arkanızdan bir ormancı geldiğinde E yeteneğinizle kaçabilir durumda kalın. Koridorda zaten uzun süre kalabiliyorsunuz. Rakibe uzun süre hasar vermeye devam edebiliyorsunuz. Kule altında mesela çok rahat bir şekilde giriyor olacağım Sivir'e. Bu kadar basit yani. Gerçekten güçlü bir karakter Renekton. Orada yani LeBlanc'ı gördüğüm için çok rahat bir şekilde dedim. LeBlanc olmasaydı da birebir rahat bir şekilde yapıyor olabilirdim kule altında. Sadece biraz daha dikkatli oynamam gerekirdi kule konusunda. Öldük. Bayağı birlikte dolaşıyorlar onlar. Tam takım olarak oynamayı işte. Ne onun adı? Görev edinmiş durumdalar. Özellikle Riven, hani desteği Riven'ı alıp desteğe hiç gitmeyen bir oyuncu sanırım. Oluyor ya, normal oyunda oluyor böyle şeyler. Dereceli de gösterebilirim Renekton, çünkü gerçekten hani Renekton alıp üst koridoru kaybetmeniz çok zor. Karşınıza ya dediğim gibi Trundle alacaklar ya İrelia alıp böyle belli bir zamana kadar bekletecekler ki illaki minyon üstünlüğünü elde edersiniz eğer Renekton oynamayı biliyorsanız. Ya böyle deli gibi kamplayacaklar sizi ama dediğim gibi kamplanmak çok kolay bir şey değil Renekton oynarken. Özellikle hiddetiniz elinin üzerindeyken, bir de eğer 6. seviye olmuşsanız 1'e 2 durumda 2 tane skor bile rahat bir şekilde çıkartabiliyorsunuz. Karakter kolay yani. Renekton'u zor demek gerçekten mümkün değil. Ben hani her türlü şampiyona saygım vardır derim. Hani belli bir pozisyonlama gerektirir, belli bir oynanış bilmek gerektirir diye. Renekton'da da hani üst düzey oynamak için böyle taktikler var tabii ki. Fakat asıl Renekton'un hani doğası gerçekten kolay yani. Öylesine bir insan bile Renekton oynayabilir üst koridorda. Yani hiç bilginiz olmasa bile üst koridora dair. Yaralar herkes Renekton main'di. Şu an mesela herkes Riven main ya. Sezon 2, sezon 3 gibi herkes Renekton main'de. Herkes üst koridorda Renekton oynuyordu. Herkes koridoru kazanıyordu. İşte o zamanlar ben İrelia ile nasıl Renekton'u yenerim diye bayağı bir kafa yormuştum. Artık bıktığım için. Çünkü ben Renekton oynamak istemiyordum. Bana hani o kadar kolay bir şampiyonu oynamak ters geliyordu. İlla ki oynatıyordu takım size hani oyuna çok güçlü diye oynatıyorlardı ama ben hani insanların zaten koridoru ezerim, deli gibi minyon farkı atarım düşüncesiyle Renekton aldığında ona karşı oynamayı öğrenmek istediğim için birçok şampiyonla Renekton'a karşı oynayışımı geliştirmiştim. Özellikle İrelia ile dediğim gibi ekstradan iyi oynuyordum. Onu da sizlere bir ara anlatırım. Yani Renekton'a karşı nasıl oynanılırı da anlatırım size. Hasar görüyorsunuz zaten. Hasar eşyam, kara balta, uzun kılıç. Buna rağmen verdiğim hasar bu. Bunda tabii ki seviye farkı da oldukça etkili. Seviye farkını da rahat bir şekilde elde ediyorsunuz. Bu arada minyon, pardon. Totem'e kullandım. Riven gerçekten orada iyi bir olay yaptı. Tam durduğu yere totem kullandı. Bu sayede... Ops. Bunu kesemedik orada. İyisin. Hızlı geldi. Orada tam totem attı Riven olduğu yere ve ben o totemi vurmuş oldum. Riven'a tıklıyordum, tam altına attı totemi ve totemi vurmuş oldum gerçekten. Bilerek mi yaptı bilmiyorum ama güzel bir hareketti yaptı. Bu arada o taktiği de söylemiş olayım. Renekton ile toteme W kullandığınızda iki tane düz atak olarak geçiyor demiştim ya W'nuz. Totemi de hızlı bir şekilde kırabiliyorsunuz. Bir tane düz atak sonra W ya da W sonra düz atak yaparsanız koyulan totemi vizyonu geçmeden önce hızlı bir şekilde yok edebiliyorsunuz. Aynı şey mesela Shiva'nın Q'su için de geçerli. O da iki tane düz atak olarak geçiyor çünkü.
Bronz günlüklerinde bir tane videom vardı ya, bu 10 video iddiasına neden olan hani hiç ölmeyeceğim olayı. Onu mesela Renekton ile oynasaydım gerçekten hiç ölmeden rahat bir şekilde oynayabilirdim. Bunu en rahat sağlayacak şampiyon diyebilirim Renekton için. Ama o hesapta Renekton olmadığı için böyle bir şey deneme şansım olmadı yani. Ailesine çok gıcık oldum. İşte Renekton'un tek sıkıntısı çok mobil olan şampiyonlar. Yani Renekton da mobil bir şampiyon ama çok mobil olanlar bir ayrı oluyor. Bu tane toteme zıplayıp kaçacak. Totemi var mı? Var. Bir tane daha totemi var. Bu yani Renekton bu. Sterak, Karabalta, ultisi olan bir Renekton bu. Hani orada kaç kişiye karşı savaştım, iki tane skor çıkardım oradan. Çok güçlü şampiyon. Yani gerçekten çok güçlü şampiyon. Eşya olarak bu arada Hydra seçimi olarak normalde Vahşi Hydra çok iyi Renekton için. Çünkü Q ile aynı anda Hydra'nızı kullanabiliyorsunuz. Hop, ses 1-2. Kamera gitti yine. Kamerasız mı devam etsek? Çok gıcık oluyorum şuna. Kamera uçuyor, sonra ayarlayamıyorsun da bir de. Neyse, bir şekilde yapacağız. Hydra seçimi dediğim gibi Vahşi Hydra çok daha iyi hani hasar açısından ama şimdi Haşmetli Hydra da çıktı. Haşmetli Hydra da tercih edebilirsiniz. O tanklığı da sağlıyor çünkü size. Vahşi Hydra işte böyle hasara iyice abartmak isterseniz alabileceğiniz bir eşya. Hasar eşyası olarak zaten full AD Renekton oynamıyorsanız ki o da oynanabilen bir şey ama gerek yok. Karabalta ve Hydra haricinde bir ne da hasar eşyasına ihtiyacınız yok. Güzel düşündü de. Yani ben de keserdim onu birebir de orada kaldığımızda. Kaçamazdı hiçbir şekilde. Şimdi üst koridorda bundan önce Lulu'yu anlatmıştık. Şimdi Renekton'u anlatıyoruz. Aklımda bir tane daha şampiyon var. Üst koridorda çok rahat bir şekilde oynayabileceğiniz. Üst koridor kalsa bile hani utanmadan, sıkılmadan oynayabileceğiniz şampiyon sayısı oldukça yüksek aslında. Yani bu kadarıyla da sınırlı değil. 3 tane şampiyona da sınırlı değil. Diğer koridorlara da değindikten sonra tekrar üst koridora dönebiliriz. Yani gerçekten üst koridorda hani hiçbir şekilde utanmadan, sıkılmadan feedlemeyeceğinize emin bir şekilde oynayabileceğiniz çok fazla şampiyon var. İsim de buralarda. Raşen'in verdiği kalkanla hayatta kaldık. Birazcık can çalmak için, can çekmek için Q yeteneğimi kullandım. Orada minyonları yaklaşık. Fena bir savaş oluyor sanki. Şu kamerayı tekrardan deneyeceğim. Teknik sıkıntılar kadar gıcığıma giden bir şey yok. Takılı kalmış kamera, neden bilmiyorum. Neyse, bir sonraki videoya ayarlarım artık. Tam da nasıl bir anda takılı kaldıysa, talihsizlik. Benden sonsuza dek kaçamaz. Jun ve kabiliyet sayfası seçim konusunda bu arada kabiliyeti 21'e 9 yapabilirsiniz. Yani 9-21 de oynanabiliyor fakat ihtiyacınız yok o kadar defansif kabiliyet sayfasına. 21-9 hem size ekstra hasar sağlayacaktır hem de gerekli olan defansı da oradaki 9'dan elde edeceksinizdir. Jun seçim olarak ben ne AD penetration yani zırh delme tercih ediyorum. Full AD de girebilirsiniz fakat saldırı hızına ihtiyacı olan bir şampiyon değil. Bekleme süresinde azalma tercih edebilirsiniz. Aldığınız eşyalar yani en azından karabalta alacağınız için belli bir bekleme süresinde de azalmaya ulaşacaksınız zaten. Kabiliyetlerden de %5 alırsınız. Bu yüzden çok fazla ihtiyacınız yok.
Ama ürünlerde dediğim gibi %5, %10 bekleme süresinde azalma tercih edebilirsiniz. Ben kırmızıları saldırı gücü yani zırh delme ya da saldırı gücü alıyorum. Büyükleri de yine saldırı gücü ya da zırh delme. Farklı farklı yani seçiminizi nasıl yapmak isterseniz. Ya, kırmızıları saldırı gücü, büyükleri zırh delme yapmayla büyükleri zırh delme, kırmızıları saldırı gücü yapma arasında çok büyük bir fark yok zaten. Artık hani rünleriniz hangisine uygunsa. Kırmızım var. Tamam, çok iyi. Tuşlara nasıl tıkladıysam çık 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 diye ses geliyordu. Kule altında ölmekten tırstım biraz. Sınırsız vahşet. Aslında böyle bir tane şampiyonu her türlü şampiyona karşı oynayıp tam olarak nasıl oynayacağınızı öğretebilmek isterdim. Yani böyle zaten üst koridorda karşınıza gelen şampiyonlar bellidir. Maksimum 30 tane şampiyon olur. Bu 30 şampiyona karşı da oynayıp da gösterseydim o şampiyonu bir anda bir sürü kişi oynamaya başlardı. Flo şampiyon oynardı diye korkuyorum aslında. Ama yani gerçekten iyi bir şekilde anlatabilirdim. Çünkü şimdi ben size Renekton'u üst koridorda temel mantık olarak nasıl oynayacağınızı anlatabildiğimi, az çok anlatabildiğimi düşünüyorum. Fakat sizi zorlayacak şampiyonlar da olacak. Yani karşınıza mesela Lissandra gelecek. Çok güvenli bir şekilde oynayacak. Ne yapacağınızı bir şekilde şaşırabilirsiniz. Ama gerçekten yani Renekton'u oynarken eğer çok abartmıyorsanız, hani zaten çok güçlü bu şampiyon deyip kendinizi zor durumlara sokmuyorsanız her türlü oynarsınız. Her türlü iş yapar. Sadece oyun sonunda çok düşen bir şampiyon Renekton normalde. Yeni eşyalarla düşüyor mu düşmüyor mu denemedim açıkçası. Yani ölü adamın zırhı ve Starak ile birlikte eskiye oranla çok daha etkili olacaktır oyun sonlarında. Fakat şöyle, Renekton neden oyun sonunda düşer diye ben sürekli söylüyordum eski videolarımda falan. Nedeni şu. Belli bir yerden sonra hasarınız bu kadar fazla olmuyor. Belli bir yerden sonra hasarınız gayet normal bir hasara dönüşüyor. Tanklayabilmeniz derseniz rakip zırh delme kasıyor. Hani size vereceği hasar artıyor. Bu yüzden bir şekilde düşmeye başlıyorsunuz oyundan. Çünkü base hasarı yani eşyalardan aldığı hasar falan bunlar çok yüksek değil. Neyse orada bayağı saçma oldum. Bu arada Lee'sin güzel hareket yapıyor gibi gözüktü ama olmadı sanki. Şimdi base hasar yüksek değil. Değil. Yani değil değil. Base hasarı oldukça yüksek bir şampiyon Renekton. Yani hiç eşya olmadan da yüksek bir hasar veriyor. Fakat eşyalarla birlikte hasarı çok da fazla artmıyor. Mesela Q yeteneğine bakın. Şu an saldırı gücümüz 274. Q'nun verdiği, hit olmadan verdiği hasar artı 120. Yani 0,5 bile değil yani. AD'den aldığı oran Q'nun. E yeteneğine bakalım. 0,5 neredeyse 0,48 falan filan tarzı bir şeydir herhalde. W'sunun oldukça fazla. Gerçekten oldukça fazla. Şöyle W yeteneğiniz iki tane düz atak yaptığı için zaten hani direkt saldırı gücünüzle alakalı. O yüzden fazla direkt birebir yani düz atak olarak geçtiği için. Zaten asıl hasarı veren W yeteneğiniz. Bu arada Oba LoL'ü belki biliyorsunuzdur. Eski forum donanım haberde tanınmış bir oyuncu. Renekton oynayışıyla tanınmış bir oyuncu. Onun Renekton rehberi mahvolmuş kralın kılıcıyla oynanan bir Renekton'dan bunu anlatıyor yani ve gerçekten güçlü. Ben de tavsiye edebilirim. Hatta ben de öyle oynuyordum yani belli bir süre öyle oynadım. Şu yüzden çok güçlü. Zaten asıl hasar vuran yeteneğiniz W yeteneğiniz ve mahvolmuş kralın kılıcıyla birlikte gerçekten fazla hasar veriyorsunuz. Bu yüzden mahvolmuş kralın kılıcı da hani düz ataklarınıza yüzdelik cana göre vurmanızı sağladığı için gerçekten güçlü oluyor. Güzel. Bıkmıştım Lee Sin'den ve Riven'dan. Sürekli ikisiyle birlikte kapışıyorduk. Lassus benden sonsuza dek kaçamaz.
Yine de yani hani şu anki eşyalarla oyun sonunu daha iyi giriyor olsa bile oyunu çok uzun sürdürmemekte yarar var. Olabildiğince erken bir şekilde bitirirsiniz. Çünkü çok fazla avantaj elde ediyorsunuz Renekton oynarken bu avantajı bir kazanca çevirin. Şu anda biz oyunu bitirmeye gidiyoruz gibi. İsim ve Riven gelecek karşımıza ama sıkıntı değil. Hemen sersemledim. Sterak. İşte Sterak gerçekten güç alıyor. Bir de Shen'in verdiği kalkan var aşağı. Ama gerçekten Sterak orada beni hayatta tuttu yani. Tibir gelip gelip ölüyor yani bildiğin eriyor. Bitirebiliriz oyunu. Yani 3 kişi öyle onlardan. Ultim var. Bu arada ultinizi açtığınızda sürekli olarak öfke kazanıyorsunuz, onu da kullanabilirsiniz. Yani ultinizi o yüzden tam savaşa başlarken açmakta fayda var. Tabi ekstradan gelecek cana ihtiyacınız varsa birazcık bekleyin, öyle yapın. Yani canınız şöyle bir 200-300 azalırsa en azından, sonra ulti basarsanız bir de üstüne o ekstra canı da kullanabilirsiniz. İşte bu Q yeteneğinin durdurulamıyor olması Riven'ın. Eğer Q komutunu verdiyseniz rakip sersemletse bile, durdursa bile, yavaşlatsa bile, yani ne yaparsa yapsın, Bard ultisi hariç Q yeteneğiniz devam ediyor gitmeye. Yani Riven ile Q'ya bastıysanız o illaki olacak. Sersemleseniz bile o Q ile birlikte ilerleyeceksiniz. Öyle adamın zırhı alacağım. Bakalım nasıl olacak. Eğer full AD Renekton oynuyor olsaydınız eşya seçiminiz şu şekilde olurdu. İlk eşya olarak mahvolmuş kırın kılıcı. Sonraki eşya olarak muhtemelen Hydra. Yeoman'ın hayalet kılıcı. Kara balta. Ve Sterak. Muhtemelen bu şekilde olurdu. Yani son fısıltı da olabilirdi. Ebedi kılıca ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Üçlü kuvvete ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Ama tank kasıyorsanız bu muhtemelen mükemmele en yakın eşya tercih olacaktır. Belki Hydra yerine mahvolmuş kırmızı kılıcı daha iyi olabilir. Hatta onu da kasalım yani, ne olacak sanki. Hiç hasar kasmadan da oynayabilirsiniz. Yani kara baltadan sonra hiçbir şekilde hasar eşyası almadan. Randuin, Sterak, ölü adamın zırhı, ayakkabı. İşte büyü direnci olarak ruh gömleği şeklinde de yapabilirsiniz. Ki ruh gömleği gerçekten iyi olan bir eşya Renekton'a. Çünkü bir Q'dan aldığınız can miktarını arttırıyor. İki ultiden gelen can miktarını arttırıyor. Ulti mesela bu arada 800 can kazandırıyor ama hani şu yüzden söyledim. Yani şu an görmeniz için basacağım ultiyi. İlla canınızın gitmesini beklemenize gerek yok çünkü şu an canıma dikkat edin. 3469. Ulti bastım 4293 oldu. Yani canınız azaldığında bastığınızda rakibi şaşırtmış oluyorsunuz. O yüzden etkili ama illa gerek yok çünkü zaten maksimum canınızı arttırırken size de o canı veriyor yani hani. Sadece sayı olarak artmıyor maksimum canınız. Doğrudan artıyor. O yüzden bu şekilde de yapabilirsiniz yani. Yeteneği kullandıysanız bu arada illa hani nasıl söyleyeyim, W'yu bastınız diyelim, illa rakibe düz atak yapmanıza gerek yok. Hani boşta kalmasın diye illa harcayayım, minyona kullanayım falan demeyin. Hiddeti yani kullandığınız anda hiddet harcamış olmuyorsunuz. Diyelim ben E yeteneğimi kullandım, tekrar kullanana kadar hiddetim azalmıyor. W'yu bastım, bir hedefe düz vuruş yapana kadar hiddetim azalmıyor ama yaparsam o hiddet gidiyor. Bu yüzden
Hani kendisini zorunda hissetmeyin. A'nın ilkini kullandım diye ikincisini kullanacağım diye zorunda hissetmeyin. W'yu bastım diye illa bir hedef vurmalıyım diye hissetmeyin. Hiddetinizi saklayabilirsiniz bunları yapmayarak. Bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım işinize yarar. İstediğim rol kalmadı da bu şekilde Renekton's Corridor oynamayı anlatabilmişimdir umarım. Gerçekten kolay, oynanışı oldukça kolay ve üst koridorun en kabadayı şampiyonlarından biri olmakla birlikte en güçlü şampiyonlarından biri Renekton. Şu andaki yeni eşyalarla birlikte çok daha fazla iş yapabiliyor. Deneyip görmenizi bekliyorum. Bir bakın, gerçekten güçlü olduğunu görün Renekton'un. Mutlaka Hiddet'i 50 üzerindeyken Q ya da W için kullanmayı unutmayın. Tavsiyem, eğer cana ihtiyacınız yoksa W'yu açıp rakibe vurmanız. Hasar göreceksiniz zaten. Bir daha yani Renekton'u mahvolmuş kralın kılıcı ile birlikte gösteriyor olabilirim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.